Merhaba arkadaşlar. En son dersimizdeyiz. Bu dersimizde de Doomlight, sahnemize koyduğumuz Doomlight'a eşdeğer atarak nasıl render alırız, nasıl kapalı hava render alırız veya nasıl gece render alırız onu göstermek istiyorum. İlk önce bu kısımdan Sunlight'a gelip buradan off yapıyorsunuz, kapatıyorsunuz arkadaşlar. Güneş kullanmayacağız. Kapalı hava render olacak ve gece render olacak. İkisi de aynı mantık. Ben bir tanesini göstereceğim size. Diğeri için sadece Doomlight'a EHDR kanalına gece EHDR'i atmanız yeterli. Ve sahnede işte buradaki ışıklandırma aparatlarına ışık ekleyip render denemeleri yapıp gece render için işlem yapabilirsiniz. Şu anki Doomlight'ı koyduğunuzdaki şu anki aktif olan kendi EHDR'ı. Yani render'a bastığımızda kendi EHDR'ı aktif olacak. Onu yapmadan önce biz içeriye birkaç ışık atalım. İçerideki sanki içeride ışık yanıyormuş gibi bir ambiyans versin ortama. Onu yapalım. Onu da buradaki Spear Light'la yapacağız arkadaşlar. Şuradaki Spear Light'la. Hemen binanın içine gidiyorum. Buraya bir tane Spear Light ekliyorum arkadaşlar. Bunu Move'la yukarı kaldırayım. Şekilde. Ondan bir tane de alt kata çoğaltalım. Bir de üst kata ekleyelim. Şurada üst kattakini biraz daha yan yana gelmişler. Onu şöyle alsak fena olmayacak. Yine bundan bir de en alt kata çoğaltıyorum. Bu katta vardı. Ve bir de burada olsun. Yine göz simgesiyle şöyle etrafa bakıyorum. Evet, bir tane daha eklersek fena durmayacak. Evet. Aynı zamanda benim aydınlatma elemanlarım vardı dışarıda. Onlara da buradan ES Light vererek bunların da farklı görünmesini sağlayabilirim. Bu komponent olduğu için bir tanesini eklemem yeterli olacaktır. Hepsine direkt otomatik olarak gelecektir. Şuradaki ES Light'a tıklıyorum. Benden ilk önce tıklarıma şey istiyor. ES dosyasını istiyor. Hangi ES'i kullanmak istediğimi istiyor. Collection'dan Best ES diyelim. Bakalım neler var. Gördüğüm büyük simgeler diyorum. Evet, burada değişik ES'ler mevcut arkadaşlar. Bunları kullandığımızda aynı etkiyi orada alacağız. Soft bir etki isterseniz şöyle 12 olabilir. Şu şekilde. Komponent olduğu için görüyorsunuz hepsine gelmiş oldu. Biraz daha bu tarafa doğru çekelim. Tam içinde kalmış. Evet. Ayarlar kısmından ES'in şu intensity lumen değerini artıralım. 1700 olsun. Hatta 2000'den başlasın bu arkadaşlar. Şuraya gidelim. Ayarlar kısmından high olan ayarı low, hatta draft yapayım. Render output ideal. En son aldığımız render buydu. Şu kısımdan bir render alacağız. Yalnız içerideki spotlight Spear Light'ın rengini değiştirelim ve bunu biraz
6 üzeri çekiyorum ve rengi şöyle bir renk yapalım. Okey diyorum. Evet. Ufak bir deneme render alacağım. Ondan önce dersi durduruyorum. Render bitiminde görüşürüz. Evet arkadaşlar, test renderımızı en düşük ayarlarda aldım. Bu dışarıda görmüş olduğunuz HDR aslında Doomlight'in kendi HDR'ı olduğu için bize yeterli etkiyi vermedi. İçeride kullandığımız ışıklar biraz az gelmiş, görüyorsunuz. 600 vermiştim ve şurada ışık parlaması var, görüyorsunuz. Onu da şuradan ayarlayabiliyorsunuz. Ayar kısmından, Spotlight'tan Invisible dediğinizde gözükmez. Affect Reflection dediğinizde de camda yansıması gözükmez. Onu da kaldıralım. 600 olan değeri 1200 yapıyorum. Buradan Doomlight kısmından ben kendi HDR'ımı buraya ekleyeceğim. Arşiv kısmına gidiyorum. HDR kısmından. Şöyle 8 numara olabilir. Bekledim. Şunu şipir yapalım. Biraz daha resim kalitesi artsın. Intensity az gelebilir. 30'da başlıyorum ben. Ayarlarını biraz artırayım. Low kalitede olsun arkadaşlar. Yine render butonuna basıp dersi durduruyorum. Evet, HDR'ın farklı bir HDR'ı değiştirdim arkadaşlar. Yalnız şuradaki ES lambalarımız yanmıyor. Orada bir problem var. Onları değiştirmemiz gerekiyor. İçerideki değeri 600 yapmıştık. 600 oranını artırmıştık. Hatta Doomlight'tan, Spotlight'tan 1200 yapmışım. Yine az gelmiş. Bunu 2000 değerine çekiyorum. Burada şöyle bir olay var arkadaşlar. Şimdi şu an gece render gibi görünüyor. Doomlight'taki değeri, şu 30 olan değeri 60 yapacağım. İki katı değerini artıracağım. Biraz daha yüksek kalite render olsun. Ve aynı zamanda ES Light'i değiştirelim. Çünkü ES Light'larda sanki bir sıkıntı var gibi. Işığı tam vermiyor. Yalnız lumen değeri 1200'müş. 200 değeri olmaz. Çok az bir değer. 5000'den başlayalım buna. Belki ondan böyle bir şey oldu. Şu kısmından bir render alalım. Bakalım nasıl görünecek. Evet. Orada verdiğimiz değer gerçekten azmış. Şu an biraz bir aydınlık yaşadık, görüyorsunuz burada. Biraz daha böyle ileri çekip biraz daha yukarı almamız da fayda var. Işıkların görülmesi açısından. Biraz da şöyle ön tarafa alacağım. Ayarlar kısmından 5000 olan değeri 10.000 yapıyorum. 10.000 değerini çıkardım. Doomlight şu an 60 değerinde. Meshlight. Şurada bir Meshlight kullanalım ve nasıl kullanıldığını görelim. Ben şurada Meshlight kullanmıştım arkadaşlar. Yani böyle bir şey yaptım. Normalde binanın numarasını ve şöyle bir aparat yaptım bina üzerinden. Ve şu iç kısımları Meshlight yaptım. Bunlar aydınlık yapıyor ortamı. Aynı zamanda şöyle şurayı da, yani şu kısmı seçip grup yapıyorsunuz. Mekrup diyorum. Daha sonra Meshlight diyorum. Gördüğünüz gibi. Yine sağ tıklıyorum. Mekrup diyorum. Sonra Meshlight. Burada çizgi şeklinde bir aydınlanma olacak arkadaşlar. Mekrup. Yine Meshlight diyorum. Tamamdır. Yine Meshlight listesinde bunları görüyorsunuz işte. 2, 3, 4. Bunları değerini 100 yaparak biraz orada farklı bir ambiyans olmasını sağlayabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi kaldığımız yerden bir deneme render daha alalım. Yine dersi durduracağım. Ayarlar kısmından bu sefer medium diyorum ayarımı ve render butonuna basıyorum. Evet arkadaşlar, normal medium ayarlarımızda böyle bir görüntü elde etmiş olduk. Biraz daha görüntüyü açtık. Buradaki
şuradaki ayarlarımız tekrar kullanabiliriz bunları. Yine white balance istiyorsanız eğer. Tabi normal ayarlarımızı daha henüz yapmadık. Kontrolle buraya bir eğri noktası atabilirsiniz ve bunu da yine bu şekilde geçişli yapabilirsiniz. Aynı zamanda şurada bir ayarımız var. Lens efekt ayarı arkadaşlar. Lens efekti aktif ettiğinizde görüyorsunuz buraya hemen ışığın olduğu yere lens efekti attı. Ekstra bir Photoshop plugin'ine gerek yok. Aslında şurada da bir lens efekt yaptı. Görüyor musunuz? Yani ortamı gayet değiştirdi. Şuradaki ayarlarla genişliğini ve büyüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Şu şekilde. Ve şu şekilde düşünebilirsiniz. Size değeri. Bu şekilde bir işlem. Glare efekt var. Bu şekilde arkadaşlar. Buradaki kısım biraz fazla. İmaj on değil de render element diyelim. Evet, şunu biraz düşürelim. Evet, gece ve kapalı hava tarzında bir render. Arkadaki HDR değiştirerek bu farklı etkiler alabilirsiniz. İşte güneş olmayacak arkadaşlar. Onun dışında HDR var. Dışarıda kullanacağınız ambiyans ışıkları, farklı ışıklar kullanabilirsiniz. Hatta şuradan duvardan yukarı doğru vuran bir ES ışığı da yapabiliriz burada. Onu da yapalım. ES lambamı ekliyorum buradan. Yukarı doğru bir etki bırakan bir ışık kullanalım. Şu olabilir, 15 iyi gibi. Philip Along Blue diyorum, yukarı doğru versin ışığı. Bu şekilde yapalım. Tam ortaya alayım. Bir tane de şuraya alalım. Yine değeri artırıyorum. 15.000 yapacağım. Buradan yukarı doğru vuran bir ışık göreceğiz. Ambiyans için çalışmak gerekiyor arkadaşlar. Benim aldığım, işte ders için aldığımız ambiyans bu şekilde. Normal en son render ayarlarında biraz daha artacaktır bu işlem. Dediğim gibi dışarıdaki HDR dosyasını değiştirerek farklı etkiler alabilirsiniz. İstiyorsanız PNG çıktılıp arkadaki resmi değiştirebilirsiniz. Bu şekilde. Ben şimdi en son render ayarlarını vererek en son bu dersin artık kapanışını yapacağım. Render ayarları için tekrar yine bu kısma gidiyorum. Buradan Very High diyeceğim. Biraz daha ayarları artırayım. Render Output kısmını artıralım. 2600'e 2080 olsun. Karesel bir render alıyor. Environment kısmında arkadaşlar şurada GI ve Reflection kısım var. Oraya bizim HDR'ımızı atalım buraya. Daha etkili bir yöntem olacak. Dimlight kısmına gelip buradan copy diyorum. Şunu da biraz artıralım. 80 olsun. Ayarlar kısmına gittim. Buraya paste copy. Paste copy diyorum. HDR'ımı buraya atıyorum arkadaşlar. Ray Trace kısmı gayet yeterli. Bunlar gayet yeterli şu an için. Elementler aynen geliyor. Ve şuradan render butonuna basıp bırakıyorum. Yine render bittiği zaman görüşürüz arkadaşlar. Şu an dersi pause yapıyorum.
Evet arkadaşlar, render'ımız devam ediyor. Render, gece render'ı biraz daha normal gündüz render'ına göre daha uzun sürer. Çünkü ışık sahnede çok randımanlı bir ışık olmadığı için biraz daha uzun sürecektir. Yine almış olduğunuz render'ı yine buradaki etkilerle beraber Photoshop'a gönderip gündüz render'da yapmış olduğumuz aynı ayarları yapabilirsiniz. Ben render'ı burada durduruyorum. Render'ı bitirmeye gerek yok çünkü ana mantığını sizlere anlattım, gösterdim. Yine aynı şekilde sizler de bu şekilde işlemler yaparak, gündüz render'daki işlemler yaparak bir sonuca ulaşabilirsiniz. Dersin artık eğitim setinin sonuna geldik. Başarılı olduğunu düşünüyorum. Vire 3.4'teki birçok şeyi sizlere anlatmaya çalıştım. Diğer setlerimizde görüşmek üzere.